Reis, sağ bir haberim var. Kötü bir haber verme Suat. O zaman ben sana hiçbir şey söylemiyorum. İyi miydi, kötü müydü? Kendin görünce karar verirsin. Hoş geldiniz. Hayırdır Hatice, sen bizi böyle karşılamazdın. Ne demek sizi böyle karşılamam? Allah Allah, güler yüz göstermek de kabahat oldu. Misafirimiz var. Hepsi o, kötü bir şey yok. Kim ki? Gelin kendiniz görün. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Didem. Didem, ne işin var bu saatte? Kaçtım Hızır Ali. Kaçtım derken? Otur, otur, otur da tane tane anlat. Hızır abi, ben bir karar verdim. Sizden de bu kararımın arkasında durmanızı bekliyorum. Nasıl bir karar verdin Didem? Ben ya Hızır Ali ile olurum... ya da ölürüm. Aa, Allah gecinden versin. O nasıl söz öyle? Allah Allah. Babam çok net konuştu. Beni evlat katili yapma dedi. Yani Hızır Ali ile görüşürsen seni öldürürüm demeye getirdi. Önce öfkelendiği için böyle söyledi diye düşündüm. Yani yarın öbür gün geçer siniri diye bekledim. Hatta yüzük konusunda o yüzden suyuna gittim. Senden de özür dilerim. Olay daha çok büyümesin diye yüzüğü gönderdim. Ama Hatice abla sağ olsun geri verdi. Ne yapacaktım? Vallahi dayı, Didem en doğru zamanda kaçmış. Çünkü zaten birazdan iki aile arasında savaş çıkacak. En azından sevenler ayrılmadı. Bir şey demeyecek misin? Beni istemezsen anlarım. Ama geri gitmem. Çünkü ben seni seviyorum. Bir gün bile yaşayacak olsam sevdiğim adamla yaşayacağım. Baba, eğer müsaade edersen başkalarının hayatıma yön vermesine izin vermeyi düşünmüyorum. Yani sonuçta ikimiz de yetişkiniz ve birbirini seven insanlarız. Kuzen, burada sevenler ayrılmasın diyecek tek kişi varsa o da Hızır amcam. Ama sen de çok iyi biliyorsun ki az önce toplantı kötü geçti. Didem'in burada olmasının sonuçları ağır olur. Bakın, gençsiniz. Sizi anlıyorum. Sizin için her şey çok kolay. Sevgi için ölüme gitmek de... her şeyi, herkesi karşınıza almaktı. Ama karşınızda aileniz varsa mutluluk zor olur. Yani olmaz diyeceğim, dilim varmıyor.
Baba sen bu ilişkiyi onaylıyor musun, onaylamıyor musun onu söyle. Belli ki onaylanmayınca kaçılıyor. O yüzden mecburen onaylıyorum. Ama ikinizin de zarar görmemesi için bir yol bulmam lazım. Müsaade ederseniz. Burada olduğunu biliyorlar mı Didem? Halam İlyas abiyi basmaya gitti. Emine abla da beni odamda zannediyor. Ama şu an durum ne bilmiyorum. Ömür İlyas'ı basmaya gitti derken? İlyas'ı kimle basıyor? Ne demek ki o? Hala. İlyas amcam Pınar'la yemeğe çıktı. Birilerini tuzağa düşürmek için. Sen de buna izin mi verdin Hızır abi? Benden izin isteyen olmuş mu? Bir onu sor önce. Senin bilmediğin şeyi Ömür nereden öğreniyor da gidiyor? Gel gel yapıyor ya İlyas Bey'imiz. Düşmanları duysun diye bütün İstanbul'a yaydığı şeyi karısı da duyuyor belli ki. Ama en büyük düşmanının karısı olduğunun farkında değil. Haklısın Hızır abi. Zaten silah alıp çıktı evden. Bütün bunlar olurken sen de kocaya mı kaçtın kızım? Merhaba. Hoş geldin Dide. Hayırdır yeğenim? Evden kaçtım İlyas abi. Hızır Ali'ye. Belli. İyi yapmışsın. İlyas'ım. Ömür seni vurmadığına göre... Pınar, sizler Ömür. Ömür deyip durma enişte. Düşürdüm. Hepsini düşürdüm. Eğer o Ömür Hanım çat kapı gelmeseydi... Volkan'ıdır, Koray'ıdır, o Radon'un çoluğudur, çocuğudur... hepsini gebertmiştim. Ama bir tanesini gebertebildim sadece. Yani bu iyi bir şey mi İlyas? Değil abi. İşte ben de onu söylüyorum. Ömür Hanım eğer evinde oturmayı becerebilseydi... peşime düşmeseydi... tamamdı yani. Ya sen kararını vermişsin. Yüzüğü iade etmişsin. Daha ne istiyorsun benden ya? Benimkini zorla almışlardı İlyas abi. Ama neyse ki tekrar taktım. Sana bir lafım yok Didem. Yanlış anlaşılmasın. Bana bir lafın var mı İlyas? Çünkü Haşmet'in bacısı az önce senin yanında bir çatışmadaymış. Haşmet'in kızı buraya bizim eve Hızır Ali'ye kaçtı. Sen de Radon'un oğullarından birini öldürdün. Durum bu. Bunun üstüne ben ne söyleyeyim ki? Ne laf edeyim? Ama ben Ömer'e son lafımı ettim. Ne gibi? Hayatımdan çık git dedim. Yok artık. Aynen böyle mi dedin? He, öyle dedim. Ömür'ün elinde silah vardı ve seni vurmadı. Mine, boş boş konuşup durma. Ulan bu evde boş boş konuşmayan biri var mı ki Mine'ye boş boş konuşma diyorsun? İyi, o zaman biz susalım abi. Sen konuş. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bana bakın. Bu verdiğiniz kararın arkasında duracaksınız. Ve ben ne dersem onu yapacaksınız. Sen de. Sen ne diyorsun öyle? ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.